2 yıldır playoff yarı finalinde elenen ve Süper Lig'in kapısından dönen Çaykur Rizespor bu sezon 5 yıllık hasrete son vermek amacıyla PTT 1. Lig'e başladı. Engin Korukır yönetiminde iyi bir sezon girişi yapan Karadeniz ekibi 9 haftada 6 galibiyet ve 2 beraberlik alarak ilk 2'de kendine yer buldu. Erhan önü kalabalık, tekrar kalıbı vuruş ve topağlara gidiyor. Özellikle Jallov, Uçe Kalu, Cenk Ahmet hücum hattıyla sonuca giden Rizespor ancak 10. haftayla birlikte düşüşe geçti. Uzun mesafeli bir atış cezaları içinde tehlike sürüyor. Bir vurunca gol! Ankara gücü golü erken buluyor. Hilal Gül'den de. 5 haftalık galibiyet hasretiyle 15. haftaya giren Mavi Yeşilliler başkentte Ankara gücüne de kaybedince fatura teknik direktör Engin Korukır'a kesildi. Engin Korukır'la yol ayrımına gidilirken 6 maçlık kötü serinin sonunda Çaykur Rizespor liderin 7 puan gerisine düştü ve 6. sıraya kadar geriledi. Bir etkili olma şansı, kademe oluşmaya çalışıyor Çaykur Rizespor savunması da şut pozisyonu, tehlike var. Kaleye mükemmel gol! Ankara gücü 2-0 yapıyor durumu sevgili seyirciler. Rizespor eski futbolcusu ve altyapı antrenörlerinden Mehmet Ali Karaca ile devreyi Manisa Spor'un 4 puan ardından 5. sırada tamamladı. Ancak yönetim önemli bir hamle için çoktan kolları sıvamıştı bile. Büyük uğraşlar sonunda kulüp başkanı Metin Kalkavan ve yönetimi ligin tüm dengelerini değiştirebilecek bir ismi takımın başına getirdi. Çaykur Rizespor'un yeni teknik direktörü Türk futbolunun yaşayan efsanelerinden Mustafa Denizli'ydi artık. Altay ve Galatasaray formalarıyla Türk futboluna Büyük Mustafa adını kazıyan Denizli, teknik direktörlük kariyerinde de unutulmaz başarılara imza attı. Galatasaray'la Şampiyon Kulüpler yarı finali, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta şampiyonluklar, milli takımla Euro 2000 çeyrek finali bunlardan sadece bazıları. Enteresan bir lig. Benim için büyük bir heyecan. Yani çok ayrı bir zevk alıyorum. Bir onur gerçekten duyuyorum. Bu ligdeki arkadaşlarla, takımlarla mücadele etmekten Rizespor'u iyi bir çizgiye getirmek istiyoruz ama bu çok kolay değil. Önümüzde haftalar var. Yani 3-4 hafta sonra düşündüğümüz takım futbol olarak ortaya çıkabilir. Rize'ye gelir gelmez Denizli takımın 2 golcüsü Jallov ve Uçe Kalu'nun sakatlıklarıyla karşılaştı. Sezonu kapatan ve sözleşmeleri askıya alınan iki ismin yokluğunda Mustafa Denizli önemli bir kadro revizyonuna gitti. Mustafa Denizli'nin takımın başına gelmesi ve kısa sürede oluşturulan kadroyla birlikte Çaykur Rizespor PTT 1. Lig'in en büyük şampiyonluk adayı oldu bir anda. Pek çok isimle yollar ayrılırken Eren Albayrak, Sercan Kaya, Samat Smakov, Emre Torun, David De Petris ve Oğuzhan Berber gibi çok önemli transferler yapıldı Karadeniz ekibinde. Ama bir isim vardı ki Mustafa Denizli'nin olmazsa olmazıydı. O da Dinamo Kiev'de yıldızı parlayan, 2,5 sezondur da Karabükspor'da harika işler yapan Rumen yıldız Florin Sernat'tı. Kritik bir nokta. Yerden dışarıya çıkarılan top. Sernat vuruyor ve topu ağlara gönderiyor. Sernat. Ve 33 yaşındaki süper solak beklentileri boşa çıkarmayacağını daha ilk hafta Gaziantep deplasmanında gösterdi. Çağrı. Bir orta daha. Anad organizasyonlarıyla etkili olma şansı arıyor. Çaykur Rizespor. Sernat döndü. Şut pozisyonu. Sernat mükemmel gol. 19. haftada evinde Adana Demirspor'a yenilen ve taraftarlarını üzen Çaykur Rizespor, sonraki TKİ Tavşanlı ve Göztepe maçlarını kazanmasını bildi. Bir kez daha geliyor. De Petris bu kez attı. Eren, Sercan, Sernat, Cenk Ahmet ve De Petris gibi hücum adamlarını aynı anda sahaya süren ve gol yollarında zorlanmayan Mustafa Denizli'nin ekibini 22. haftada Samsun deplasmanında ağır bir yenilgi bekliyordu. Fatih şimdi havalandırdı. İleride hareketlenen Dimitrov var. Savunmada Uğuzhan bırakmadı derken Dimitrov topu aldı. Dimitrov ve topu 4-0 kaybeden Rizespor bu maçtan sonra özellikle orta sahanın defansif yönünü güçlendirdi ve seri galibiyetlere başladı. Kazak kaleci David Loria'nın yükselen form grafiğinin de etkisiyle Rizespor kolay gol yemeyen bir takım haline geldi. Gol yollarındaysa bir maçta De Petris, bir maçta Eren Albayrak, diğer bir maçta da Florin Sernat çıktı sahneye. Kaleye baktı. Sernat ve müthiş bir gol. Samsun yenilgisinden sonraki 4 maçta 9 puan alan Mavi Yeşilliler 27. haftanın kritik mücadelesinde Kayseri Erciyesspor'a konuk oldu.
6 puan geride çıktığı maçta genç oyuncusu Cumali Bişi'nin golüyle 1-0 kazanan Karadeniz ekibi puan farkını 3'e indirdi ve ikinci yarıda ilk kez ikinci sıraya yükseldi. Smakov şimdi ceza sahası içine doğru gönderdi. Gelişine bir vuruş ve top seki oralara gidiyor. Erciyes galibiyetiyle zirve yolunda önemli bir engeli aşan Çaykur Rizespor artık gözünü liderliğe dikmişti. Gol yemeden 4 maçlık galibiyet serisi yakalayan Mustafa Denizli'nin öğrencileri Süper Lig hedefine adım adım yaklaşmaya başladı. Çok puan kaybının yaşandığı ligde iyi bir puan ortalaması tutturan Mustafa Denizli yönetimindeki Rizespor 12 maçta 9 galibiyet aldı ve ikinci yarının en fazla puan alan takımı oldu. İşaret verildi. Senat kaleye vuruyor ve gol! Harika bir gol attı. Senat. 30. haftaya gizli lider olarak çıkan Mavi Yeşilliler yeni Rize Şehir Stadı'nda şampiyonluk mücadelesindeki önemli rakiplerinden Manisa Spor'u ağırladı. Yenik duruma düşen ev sahibi maçı 9 kişi tamamlayan Ege ekibiyle 1-1 berabere kaldı ve 5 puanlık farkı korumasını bildi. Eren Albayrak, ceza alanda 3 arkadaşı. Orta, Volkan çıktı. Gol pozisyonu, Serdar yerde. 2 puana çok üzüldük. 1 puana olağanüstü sevindik. Aradaki fark bu. Yani onun için önemli bir avantajdır bu. Bundan sonra kolay kolay bırakmayız. Urfa deplasmanından da 1 puanla dönen Çaykur Rizespor 32. haftada Süper Ligi garantilemek için çıktı Ankara Gücü karşısına. Çetin rakibine uzun süre diş geçiremeyen ev sahibinde sahneye yine Florin Sernat çıktı. Cenk Ahmet kontrol geriye Sernat. Top bekleyen arkadaşları var. Sernat kendisi gitti. Sernat attı. 3-0'lık galibiyete Manisa Spor'un Konya'dan gelen yenilgi haberi de eklenince Çaykur Rizespor, Kayseri Erciyesspor'la birlikte bitime 2 hafta kala Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi. Tribüne gidiyor, taraftarıyla buluşuyor. Çok güzel bir yarış oldu. Yani çok takımın yarıştığı bir lig. Dolayısıyla heyecanı, çekişmesi fazla. Biz yaklaşık 4 ay oldu çalışmalara başlayalı. Diğer takımlardan dezavantajlıydık. Şöyle ki yani bu takımın yarısından çoğu yeni gelen arkadaşlardan oluşuyor. Yani 6 tane, 7 tane yeni gelen arkadaşımız var ve bunlarla devam ettik. Diğer arkadaşlarla devam ettik. Zaman zaman yani bizi de şok eden sonuçlar aldık. Bu gayet doğaldır. Onların futbolun içinde var olduğunu biliyoruz. Bu şehrin buna ihtiyacı vardı. Takımımın buna ihtiyacı vardı. Beş yıllık hasrete son veren Karadeniz ekibinde Süper Lig coşkusu şehirde de doyasıya yaşandı. Beşinci sırada aldığı takımı zirveye taşıyan ve her zaman olduğu gibi final maçlarını çok iyi yöneten Mustafa Denizli yine şampiyonluğun baş mimarı oldu. Eren Albayrak, David De Petris, Oğuzhan Berber, David Loria, Murat Sözgelmez, Orhan Ovacıklı, Sercan Kaya ve Samat Smakov gibi isimler gösterdikleri performansla yıldızlaşırken takım kaptanı, büyük futbolcu Florin Sernat sahada yaptıkları ve attığı 9 golle şampiyonluğun sahadaki baş kahramanı oldu.